Türkiye bölündü mü? Üniversitelerde başörtülüler var. Kamuda başörtülüler var. Mecliste başörtülüler var. Ne oldu? Türkiye bölündü mü? Dağıldı mı? Parçalandı mı? 10 yıllar boyunca bu milleti korkuttular. Ne ızdıraplar çektirdiler be. Ne kızlarımızı psikolojik olarak mahvettiler be. Yıkıma uğrattılar. Başörtüsü beler dediler. Başörtülü yavrularımıza zulmettiler. Türkiye bölünmedi. Türkiye büyüdü. Türkiye daha bir kardeş oldu. Başörtülüsüyle, başı açığıyla kardeş oldu. El ele verdi, omuz omuza verdi. Aydınlık yarınlara yürüdü. Türkiye susadığı, özlediği, hasretini çektiği özgürlüğe kavuştu. Kardeşlerim, biz türkülerden korkacak kadar dillerden, kimliklerden, kültürlerden, kıyafetlerden korkacak kadar kelimelerden, kavramlardan korkacak kadar küçük bir devlet, küçük bir millet değiliz. Ah benim Trabzonlu hemşehrilerim. Başörtüsüne gericilik dediler. Şimdi soruyorum sizlere. Bunlar uzaya mekik gönderdiler de başörtüsünün ucuna mı takıldı? Hızlı tren yaptılar da başörtüsü bu treni raydan mı çıkardı? Marmara inşa ettiler de başörtüsü tüneli mi tıkadı? Türkülere bölücülük dediler. Dillere, kimliklere, kültürlere bölücülük dediler. Kardeşlerim, sadece milleti aldatmaya gayret ettiler. Ama olmadı. Bunu başaramadılar. Hak er veya geç hakim oldu. Biz 2 tane savaş gemisi inşa ettik. Denizlere yolladık. Kendi mühendislerimizle, kendi imkanlarımızla yaptık. Türkiye'yi dünyanın kendi gemisini üreten 10 ülkesinden biri yaptık. Türküler o gemileri bölmedi. Merkez Bankası'nın rezervi biz göreve geldiğimizde neydi? 27,5 milyar dolardı. Kim vardı iktidarda? MHP, DSP, ANAP vardı. Bakın milliyetçiydiler ya. Milli Bankamız Merkez Bankası değil mi? Rezervi neydi? Döviz rezervi 27,5 milyar. Şimdi döviz rezervimiz ne? 135 milyar dolar. Bakınız 79 senede Milli Bankamız Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolar. 11 senede geldiğimiz yer 135 milyar dolar. Kardeşlerim, bunlar iktidarı bize 23,5 milyar dolar IMF borcuyla devrettiler. Kim? MHP. DSP, ANAP. Bunlar devrettiler. Şu anda bizim IMF'ye borcumuz kaldı mı? Sıfırladık. Ve şimdi IMF bizden borç istiyor. Anlaştık ve onlara kredi açıyoruz. Bak bu noktaya geldik. Büyük devlet böyle olunur. Biz geldik. Bizden önce ne vardı? Ziraat Bankası benim çiftçime, köylüme %59 faizle kredi veriyordu. O da bir avuç.